Her konu ve görüşün açıkça özgürce tartışıldığı program. Açık Görüş'e hoş geldiniz. Tepeçik Mahallesi'nde bulunan 102 yıllık tarihi Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun birinci kademi öğrencilerinin Güler Mustafa Kızıl Ağaç İlköğretim Okulu'na nakledilmesine tepki veren mahalle halkı Açık Görüş programında sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdiler. Ee gündemde olan Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun... Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle 4 artı 4 artı 4 sistemine geçilmesiyle ilk 4 yılı eğitimi alan birinci kademe öğrencilerinin diğer öğrencilerden ayrı binalarda eğitim görmeleri kararlaştırılmıştı. Genelgeye dayanarak Bodrum'da yapılan düzenlemeler mahalle halkının ve velilerin tepkisine neden olmuştu. Bizimle paylaşmak için gelmiş bir veli, e, Sayın Derya Göçmez. Geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili tepkilerini imza kampanyaları düzenleyerek kamuoyuyla paylaşan vatandaşlar, karar alınırken kendilerinin görüşlerinin alınmadığından yakınıyor. Bu konuda görüşlerini açıklayan okulun eski müdürlerinden Ali Cengiz, eğitim sistemiyle çok sık oynanmasının olumsuz etkilerinden söz ettikten sonra, sonra şunları söyledi Bu okul 1911 yılında açılmış Türkiye'de çağdaş eğitim yapan ilkokullardan biridir. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararı alırken uygulama için 3 yıllık bir süre tanımışken ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hiç kimsenin fikrini almadan ben yaptım olduğu mantığıyla böyle bir uygulama yapması hem öğretmenlere hem öğrencilere hem de mahalle halkına karşı saygısızlıktır. Öğrencilerin mağduriyeti ve yaş grubu dikkate alınmadan hayata geçirilmeye çalışılan bu uygulamadan acilen vazgeçilmelidir dedi. Hocam. Bu halkın okuldu. Kurulduğunda adı neydi okulun? Birinci adı, okul. Birinci okul diye. Birinci okul. Cumhuriyet Bir, okulu ne zaman kondu bu isim? Cumhuriyet okulu İstiklal e, Savaşı'ndan sonra konmuş. Cumhuriyetten sonra. Konmuş. Cumhuriyetten sonra. 1923 veya 24'lerde konmuş. Tepecik Mahallesi Muhtarı Mustafa Girgin de programda alınan kararın yanlışlığını ifade ederek... ...ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce bu tür önemli kararlar öncesi... ...mutlaka mahalle muhtarlarıyla toplantı yaparak bilgilendirme yaptığını onların da görüşlerini aldığını, sorunun kaynağında diyalog eksikliği olduğunu söyledi. Öğrenci velisi olarak görüşlerini açıklayan Derya Göçmen ise eleştirilerini şu sözlerle açıkladı. Çok erken yaşlarda okula göndermek zorunda olduğumuz çocuklarımız daha okula alışmadan, üstelik devlerimize de daha uzak bir okula nakil kararı doğru değildir. Biz bu kararı duyar duymaz veliler olarak bir araya geldik. Sayın kaymakamımızı ziyaret edip sorunumuzu anlattık. Kendileri çok ilgili davrandılar. Yardımcı olacakları sözünü verdiler. Sayın Gödek Merdan'ın girişimleriyle valilik konuyu incelemek üzere bir müfettiş görevlendirmiştir. Ancak ne bizlerle ne öğretmenlerle henüz müfettişin bir teması olmamıştır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve destek almak için açtığımız imza kampanyasına sağ olsun ilk imzayı da belediye başkanımız Mehmet Kocadon vermiştir. Bizler öğrenci velileri olarak bu kararın yeniden gözden geçirilmesini, daha kalıcı bir çözüm bulunana kadar ertelenmesini talep ediyoruz dedi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan mezun olup şimdi de kendi çocuğu aynı okulda eğitim gören Armağan Billor programda yaptığı konuşmada şu konulara değindi. Son 10 yılda Bodrum'da yeni okul yapılmamıştır. En son yapılan okullarda hayırseverler tarafından yapılmıştır. Bodrum'un hızlı bir büyüme ve nüfus artışı içinde olduğunu AVM'ler, bankalar görüyor da milli eğitim yöneticileri niye bunu fark edemiyorlar anlamak mümkün değil. Acilen Bodrum'un yeni okullara ihtiyacı vardır. Öğrencilerimizin fiziki koşullara uygun okullarda eğitim alma hakkını savunmak veliler ve mahalle halkı olarak bizlerin görevidir. Çocuklarımızı göndermek istedikleri okulun bu bulunduğu bölgenin trafik yoğunluğu da bu kadar öğrenciyi kaldıramaz, dedi. Konukların konuşmalarının sonunda bir değerlendirme yapan programın sunucu Sayhan Ungun, toplum olarak birbirimizi anlama, kolektif düşünme ve çözüm oluşturma kültüründen yoksunuz. Bu olayda da görüldüğü üzere ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile konunun muhatapları olan öğrenci, öğretmen, veli üçlemesi arasında bir diyalog sorunu vardır. Sayın Kaymakam'ın muhatapları bir araya getirerek soruna herkesi memnun edecek, kimsenin mağdur olmayacağı, makul bir çözüm bulacağını umuyoruz, dedi.